AKP Rize milletvekillerine tepki gösterdi. Meydanlar ısınıyor. Memurlar %4+4'ten memnun değil. UEFA'dan 3 ceza birden. Beşiktaş, Bursaspor ve Gaziantepspor Avrupa'dan men edildi. Şike davasında 17. duruşma. Rahatsızlanan Yıldırım hastaneye kaldırıldı. İbrahim Akın savcı Berk'i suçladı. Ayrıntılar şimdi. Türkiye'nin vizyonu Kanal 99'da ana haber bültenimize iyi akşamlar sayın seyirciler. Başbakan Erdoğan'ın başlattığı kürtaj polemiği son hızıyla devam ederken Profesör Doktor Haydar Baş, Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde çarpıcı bir analiz yaptı. İslam coğrafyasındaki işgalleri ve hükümetin bu işgallere verdiği destekleri tek tek sıralayan Profesör Doktor Baş, bunlar kürtajdan binlerce defa daha vahimdir dedi. Suriye'de Humus kentinin Hula köyünde meydana gelen saldırıda 49'u çocuk, 108 sivilin hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Ancak basına yansıyan bu haber, Irak'ta meydana gelen bir çatışmanın görüntüleri üzerine kurgulanmış bir uydurmadır. Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan ise Şam'da Suriye lideri Esad'la bu konuyu görüşmek için bir araya geldi. Kofi Annan, olayla ilgili yaptığı açıklamada acımasız saldırının sorumlusu hesap vermeli dedi. ABD ve Avrupa Birliği kaynaklarına göre sorumlu Suriye ordusudur. Yani işgal güçleri uydurma da olsa her haberi bahane ederek Esad yönetimini köşeye sıkıştırmaya uğraşmaktadır. Hula görüntülerini yayınlayan haber kanalları aynı vakitlerde NATO'nun Pakistan'da vurduğu sivilleri de ekranlara taşımaktaydı. Ve bu görüntüler gerçekti. NATO kuvvetleri Kosova konusu dışındaki pek çok meselede özellikle Müslüman coğrafyada aktif rol oynamıştır. Binlerce sivilin NATO askerlerince öldürüldüğü tarihi vakadır. Bunun yanında demokrasi gelmeli gerekçesiyle Orta Doğu'da meydana gelen işgal harekatlarında da binlerce sivil halk işgal kuvvetleri eliyle can vermiştir. Libya'da durum böyledir. Libya'ya yapılan müdahale Türkiye'den İzmir'deki NATO üssünden kalkan uçaklar vasıtasıyla şekillenmiştir. Suriye'de de durum bundan farklı değildir. Bir yılı aşkın süredir direnen Suriye halkı her yol denenerek Esad yönetimine karşı ayaklandırılmaya çalışılmış, bu esnada dış güçler tarafından çıkarılan çatışmalarda yine yüzlerce sivil hayatını kaybetmiştir. Tunus'ta, Mısır'da demokratik işgal pek çok sivilin canını almıştır. Geçmişte Bosna buna örnektir. Demek ki Batı medeniyet ve demokrasi getirirken aslında bir soykırım yapmakta, girdiği yerlerde yönetimleri değiştirdiği gibi sivilleri de yok etmektedir. Bugünse kürtaj yapılarak öldürülen bebeklerin bombalar altında can verenlerden farksız olduğunu söyleyenler vardır. Birinde kişi kendi canından bir parçanın yaşam hakkına son vermektedir, diğerinde canını almaya hakkı olmadığı kişiyi öldürmektedir. Öyleyse yukarıda saydığımız vahşeti bilerek veya bilmeyerek desteklemenin yapılmaması tavsiye edilen kürtajdan nasıl bir farkı olabilir? Bu kürtajdan binlerce defa vahim ve elimdir. Profesör Doktor Haydar Baş. Batı destekli isyan dalgasıyla mücadele eden Suriye'ye yönelik baskılar artıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri askeri müdahaleyi tartışıyor. Çin, Rusya ve ilginç bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri askeri müdahaleye karşıyız açıklaması yaptı. Ankara ise bugün son derece kritik bir adım atarak Suriye ile ipleri tamamen kopardı. Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli diplomatların 72 saat içinde Suriye'yi terk etmesini istedi. Özür dilerim, Türkiye'yi terk etmesini istedi. Suriye'ye baskı artıyor. Batı askeri müdahale tartışması yapıyor. Gözler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Suriye'ye yönelik Birleşmiş Milletler'in onay verdiği bir askeri müdahale seçeneğini dışlamadıklarını söyledi. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye'ye askeri müdahaleye izin veren bir karar çıkarmasına izin vermeyeceğini açıkladı.
Çin hükümeti ise Çin askeri müdahaleye karşıdır ve rejimin zorla değiştirilmesini desteklememektedir. Krizin çözümünün temel yolu hala bütün tarafların Annan'ın arabuluculuk girişimlerini desteklemesidir açıklamasında bulundu. İlginç bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden de Suriye'ye yönelik askeri müdahaleye karşı olmayı sürdürüyoruz açıklaması geldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 3 daimi üyesi askeri müdahaleye karşıyız mesajı verdiği bu kritik süreçte Ankara'nın tutumu da dikkat çekiyor. Başbakan Erdoğan AKP grubunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şöyle seslenmişti. Sabrın da bir sınırı vardır. İnanıyorum ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de inşallah sabrının bir sınırı vardır. Hükümet bu açıklamaların ardından son derece kritik bir adım attı. Dışişleri Bakanlığı Ankara'da bulunan tüm Suriyeli diplomatların 72 saat içinde Türkiye'den ayrılmasını istedi. Diğer yandan Halep Başkonsolosluğundaki Türk personelin çoğu Türkiye'ye döndü. Daha önce de Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsviçre, İtalya ve Kanada Suriyeli diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı. Ankara'nın batıyla paralel attığı bu son adım Başbakan Erdoğan'a soruldu. 72 saat içerisinde şu anda zaten bildiğiniz gibi Büyükelçi Suriye'nin burada yok. Geççi Maslahat Güzel var ve Geççi Maslahat Güzel'le birlikte de tüm personeli, Büyükelçilik personelinin buradan ayrılmasına yönelik talebimiz iletilmiştir. Erdoğan, Suriyeli diplomatların sınır dışı edilmesini farklı adımların takip edebileceğini söyledi. Bundan sonraki süreçte de daha önce başlattığımız yaptırımlar bundan sonra daha farklı şekilde gelişebilir. Bunun üzerinde arkadaşlarımızın çalışmaları var. Zaten bunu karara bağladığımızda da bu yaptırımları da açıklarız. Ama şu anda bu Maslahat Güzel ve tüm Ankara Büyükelçiliği'ndeki görevlilerin buradan ayrılması 72 saat içerisinde talep edilmiştir. 72 saat içinde de ayrılacaklar. Basın mensupları Erdoğan'a bu farklı adım Suriye sınırında tampon bölge kurmak olabilir mi diye sordu. Acaba tampon bölge seçeneği daha yakın bir yaptırım diyebilir miyiz? Şimdi bunların hepsi gelişmelere göre atılacak adımlar ve bu adımları da bizim bütün ilgili birimlerimizle değerlendirmesini yaparak, istişaresini yaparak ondan sonra alacağımız kararlardır. Şu anda bu konuyla ilgili aldığımız bir karar yok. Alırsak bunu zaten açıklarız. Aylardır merakla beklenen memur maaş zamları dün belli oldu. %4+4 enflasyonun bile altında kalan orana memurlar da hükümette tepkili. Memurlar tepki seslerini meydanlarda duyurmaya başladı bile. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bu oran imkanlarımızın çok ötesinde diyerek aslında ekonominin durumunu ortaya koydu. 4,5 milyon memur ve emeklinin zam oranı netleşti. Türk sayıştı. Memur zammı pazarlığında son sözü hakem heyeti söyledi. Heyet, hükümetin nihai teklifi olan %3,5+4 zam oranını yarım puan yükselterek %4+4 yaptı. Şerhimizi düştük ve kabul etmediğimizi haykırdık. Ortada bir toplu sözleşme sistemi yok. Sadece hükümet tarafından kamu çalışanlarına dayatılan bir oyun vardır. Halen en düşük memur maaşı 1339 lira düzeyinde. Zam kararına göre en düşük memur maaşına ilk 6 ay için 53 lira artış olacak. Yılın ikinci yarısında yapılacak zam tutarı 55 lira. Bu rakamlardan ne hükümet ne memurlar memnun. Başbakan Erdoğan %3,5+4 önerisi kendine sorulduğunda fazlasını verirsek Yunanistan'a döneriz demişti. Hakem heyeti yarım puanda olsa fazlasını takdir etti. Şimdi gözler hükümette. Bizim akıbetimiz de bir Yunanistan, bir İspanya gibi onların akıbetine uğrar. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek %4+4 zamla ilgili imkanlarımızın çok ötesine taştı dedi. İmkanlarımızın çok ötesine taştı. Onun için de oturup şimdi bütçeyle ilgili ne tür tedbirler alacağız ona bakacağız. Hükümet yarım puanlık artışı nasıl karşılayacağını düşünürken memurlar şu anki oranın iki katını yani %8+8 istiyor. İnsan onuruna yaraşır bir hayat istedik. Çok mu? Zam oranının artırılmasında ısrarcı olan memurlar iş bırakarak meydanlara inmeye başladı. Hükümet zamını araştıracak.
Kamusen Ankara'da başbakanlık önünde, İstanbul'da ise valilik önünde protesto gösterileri organize etti. Memur Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu ise tepkisini basın toplantısında aktardı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun verdiği nihai kararı asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Taleplerimizin tamamını elde edinceye kadar hükümeti sıkıştırmaya devam edeceğiz. Rize'de çay protestoları sürüyor. Son eylemin adresi Ardeşen ilçesiydi. Bir araya gelen binlerce çay üreticisi AKP hükümetine ateş püskürdü. İşte Ardeşen'deki çay eyleminden çarpıcı görüntüler. Rize'de 12 gündür süren çay isyanı büyüyor. Çay fiyatlarının açıklanmasının ardından kentte hemen her gün yeni bir protesto gösterisi düzenleniyor. Son eylem Ardeşen ilçesinde yapıldı. Başbakanımız bu milleti kanalaştırdı. Başbakan, bu millete itiraz etme takatini de vermiyorsun. Ellerinde pankartlarla hükümet konağı önünde toplanan çay üreticileri, yaş çay alım fiyatını destekleme payı dahil 1 lira 22 kuruş olarak açıklayan hükümete tepki gösterdi. Nerede başbakanımız? Nerede milletin Rize'nin çocuğu başbakanımız? Nerede Sayın İmdat Sütlüoğlu? Milletvekili yaptık, İmdat Sütlüoğlu'dan ses çıkmadı, destek çıkmadı. Bir dahaki seçimde bizden oy mu bekleyecek, oy mu bulabilecek? Utanmıyor mu? Şu çayın haline bakın, çayın halini görün, çekin. Sayın Başbakan, uyan! Uyan, Rize halkı ölüyor! Çocuklara yazık, okuyan çocuklarımıza yazık, bu bacımlarımıza yazık, yazık, günah. Çay üreticileri, Çaykur'un uyguladığı kota ve kontenjan nedeniyle kendilerini özel sektörün kucağına ittiğini söyledi. Biz özellerin altında eziliyoruz. 170 lira yemeğe verip 650 bin lira peşin çay satıyoruz. Bu kadar işkenceye yeter diyorum. Ve başbakanımız ve milletvekillerimiz lütfen çaya sahip çıksınlar. Üreticiler özel firmaların kendilerinden çayın kilosunu 60 ila 80 kuruş aldığını, bu rakamın gübre, işçilik, üretim ve nakliye gibi maliyetlerin çok altında olduğunu ifade etti. Çay fiyatlarını geç açıklayan ya da açıklama cesareti olmayan yetkililer 215 bin çay üreticisini burada çakala boğdurdu. Fiyat verilmediği halde özel sektör kendi arasında anlaşarak 650 ile 800 lira fiyat biçerek, çayımıza göz dikerek peşin fiyatla 6 ay sonra vadeli fiyatla 1-1,5 lira uzayan fiyatla bizleri boğmaya çalıştı. Çay üreticilerin hedefinde hemşerileri olan Başbakan Erdoğan ve AKP'nin Rize milletvekilleri vardı. Ayıptır beyler. Bu ne fırsatçılık? Nerede bu devlet? Nerede Rize'nin 3 milletvekili? Bayraktar, Yazıcı, Karal, sizleri oraya yan gelip yatasınız diye göndermediler. İşte size oy verenler aykırıyor. Emeği sömürülüyor. Ceplerindeki paralar çalınıyor. Siz hala daha suskun kalabiliyorsanız o makamı terk etmeniz gerekmiyor mu? Üreticiler eylemin sonunda yanlarında getirdikleri yaş çayları yola dökerek caddeyi trafiğe kapadı. Havacılık İş Kolu'na grev yasağı getirilmesini öngören kanun teklifiyle beraber Türk Hava Yolları çalışanları kararı dün protesto etmişti. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda 179 seferin aksamasına neden olan iş bırakma eylemi gece son buldu. Kabin memurları görevlerinin başına döndüler ancak 68 sefer daha iptal edildi. Türk Hava Yolları'ndaki eylem krizi sona erdi. Kabin memurları havacılık iş koluna grev yasağı getirilmesini öngören kanun teklifini protesto etmişti. Eylem nedeniyle 179 sefer iptal oldu. Hava İş Sendikası çalışanlara SMS gönderdi. Gönderilen mesajda saat 22.30 itibariyle eylemin sona erdiği duyuruldu. Çalışanlar alınan bu karara uydu. Kabin memurları görevlerinin başına tekrar döndü. Eylem bitti. Ancak Türk Hava Yolları yeni günde de 68 uçuşunu iptal etti.
Bu seferlerin 29 tanesi Atatürk Havalimanı kalkışlı, 39 tanesi de Atatürk Havalimanı varışlı seferlerdi. Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada seferlerin operasyonel nedenlerle iptal edildiği belirtildi. Mağduriyet yaşanmaması için havalimanına gelinmeden önce yolcuların çağrı merkezlerini aramaları ricasında bulunuldu. Eyleme destek amacıyla hacklenen Türk Hava Yolları resmi internet sitesi de açıldı. Eylemde 150 çalışanın SMS'le işlerine son verildiği iddia edilmişti. Bu iddiaları güçlendiren bir açıklama Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu'dan geldi. Topçu, işine gelmeyen ve kanunsuz eylem yapan çalışanlarla kesinlikle yolları ayıracaklarını söyledi. Hava İş Sendikası ise böyle bir durumda süresiz grev yapacaklarını duyurdu. 600 milyar dolar toplam borcu olan Yunanistan'ın iflasa sürüklenmesi son bir yıldır Avrupa'yı sallıyor. Korkulan oldu. 2,5 trilyon dolar borcu olan İspanya bizi de kurtarın çağrısı yaptı. Başbakan yardımcısı Santa Maria bizi kurtarmazsanız ne euro kalır ne de Avrupa Birliği dedi. Avrupa'nın en küçük ekonomilerinden birine sahip olan Yunanistan'daki kriz bütün kıtayı sallamaya yetti. Ülke adım adım iflasa sürüklenirken Avrupa Birliği müdahale etti ve iflası öteledi. Asıl korkulansa domino etkisiyle borç batağındaki diğer ülkelerin de benzer duruma düşmesiydi. Öyle de oldu. 2,5 trilyon doları aşan borcuyla İspanya alarm verdi. Açıklama Başbakan Yardımcısı Soraya Sáenz de Santa Maria'dan geldi. Santa Maria, Euro'nun geleceği tehlikede. Bu sebeple Avrupa'nın İspanya'yı borç krizinin eşiğinden döndürmek için bir an önce gerekli önlemleri alması gerekiyor. Eğer Avrupa Birliği Euro'yu destekleyecek bir mekanizma bulamazsa sorun Euro'dan kimin çıkacağı değil, Euro'nun kendisi olacak. Euro olmazsa Avrupa Birliği nedir ki diye sordu. İspanya büyük bankalarını kurtarabilmek ve özerk bölgelerin içine düştüğü nakit sıkıntısını gidermek için 19 milyar euroluk finansman kaynağı arıyor. İspanya'nın borçlanma maliyeti sürdürülebilir olmayan düzeye yükseldi ve 10 yıllık tahvillerinin getirisi %6,5'a çıktı. İspanya bu yıl 45 milyar eurodan fazla tasarruf yapabilmek için eğitim ve sağlıkta kısıntıya giderek vatandaşlarından çok büyük özveri istedi. Ancak buna rağmen bu yıl borçların faizi 30 milyar euroyu bulacak. İşte bu tablo İspanyolları çılgına çevirdi. Sürekli kemer sıkmaları istenen İspanyollar sık sık sokaklara dökülüyor. Son bir yılda eylemcilerle polis defalarca karşı karşıya geldi. Sayın seyirciler, Türk futbolu bugün UEFA'dan gelen 3 haberle sarsıldı. UEFA, mali konularla ilgili disiplin komitesine sevk edilen Beşiktaş'a 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası verdi. Bu karardan dakikalar sonra UEFA bir açıklama daha yaptı. Bursaspor ve Gaziantepspor takımları geçmiş dönemde forma giyen bazı futbolcuların bonservislerindeki ödeme gecikmesi nedeniyle birer yıl Avrupa'dan men edildi. Peki bu takımların yerine Avrupa'da ülkemizi hangi kulüpler temsil edecek? İşte yanıt. Mali fair play nedeniyle disiplin komitesine sevk edilen Beşiktaş kulübü UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde savunma yaptı. Toplantıya Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulüp avukatı Emin Özkurt ve kulübün dış ilişkiler sorumlusu Emin Usta katıldı. Toplantıda Beşiktaş'a uyarı ve para cezası verilmesi bekleniyordu. Ancak öyle olmadı. UEFA, siyah beyazlı kulübü bir yıl süreyle Avrupa kupalarından men etti. Şok haber futbol camiasına bomba gibi düştü. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kararı Spor Tahkim Mahkemesi kasa taşıyacaklarını ifade etti. Beşiktaş camiasının hedefinde ise kulübün eski başkanı Yıldırım Demirören vardı. Siyah beyazlı camianın ağır topları kulübü bu duruma Demirören'in sürüklediği görüşünü savundu. Beşiktaş'ın ardından iki Türk takımı daha Avrupa'dan men şoku yaşadı. UEFA Disiplin Kurulu Bursaspor ve Gaziantepspor'u geçmiş dönemde forma giyen bazı futbolcuların bonservis ödemelerindeki gecikme ve aksamalar nedeniyle birer yıl Avrupa kupalarından men etti.
Bursaspor'un ceza almasına neden olan olayın 2007-2008 sezonunda yeşil beyazlı formayı giyen Embe Suman'ın bonservis bedelinin geç ödenmesi olduğu öğrenildi. Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, UEFA'nın verdiği cezayı hukuki bir cinayet olarak nitelendirdi. Bursaspor bu değil. Beşiktaş ve Bursaspor'un cezası bu yıl uygulanırken Gaziantepspor'un cezası ise Avrupa kupalarına katılacağı ilk yıl geçerli olacak. Peki Beşiktaş ve Bursaspor'un yerine Avrupa kupalarına hangi takımlar gidecek? Men edilen Beşiktaş'ın yerine UEFA Avrupa Ligi'ne süper final Avrupa Ligi grubunu ikinci sırada bitiren Eskişehirspor gidecek. Kupa finalisti Bursaspor'un yerini süper final Avrupa Ligi grubunda üçüncü olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor alacak. Futbolda şike davasının 17. duruşması bugün görüldü. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı duruşmaya eski futbolcu Ümit Karan'ın açıklamaları damga vurdu. Karan bir pozisyonda takım arkadaşına niye pas vermediği hakkındaki soruya belki de bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemedim ama şike de yapmadım diye yanıt verdi. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi futbolda şike davası duruşmalarının 17.sine ev sahipliği yaptı. Duruşmaya Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım rahatsızlığı nedeniyle katılamadı. Sindirim sistemi ve denge bozukluğu şikayetiyle Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım duruşmada yer alamadı. Şike davasının 17. duruşmasında sanıkların çapraz sorgusuna devam edildi. Duruşmada hakim karşısına çıkan Eskişehirsporlu eski futbolcu Ümit Karan çarpıcı açıklamalar yaptı. Karan, avukatı Ayhan Saharoğlu'nun Trabzonspor maçında niye önündeki Sezer Öztürk'e pas vermedin sorusuna, "Orada bireysel olarak kendim ilerlemek istedim, belki de Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemedim," dedi. Bu sözler üzerine şaşıran mahkeme başkanı, "Böyle şeyler yapabiliyorsun o zaman maçlarda öyle mi Ümit?" diye sordu. Ümit Karansa, "Ben iyi bir Galatasaraylıyım, gönlümden Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemem ama şike de yapmam," diye konuştu. Çapraz sorgusu yapılan sanıklardan biri de futbolcu İbrahim Akın'dı. Akın, savcı Mehmet Berk'in kendisine hep ön yargılı davrandığını ve ailesini göstermemekle tehdit ettiğini söyledi. "Savcı Mehmet Berk bana hep ön yargılı davrandı. Verdiğim ifadeleri beğenmedi. Benim istediğim gibi ifade ver, dışarı çık düşün, yoksa tutuklanacaksın," dedi. "İçeri girdiğimde ailemle tehdit etti. Aileni göremezsin," dedi. "Pencereden bak istersen ailene," dedi. "Berk'e bedduan var. Allah yukarıda bir gün çıkarır." İbrahim Akın, Beşiktaş'la İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan Türkiye Kupası finalinde şike yaptığıyla ilgili iddiaları açsa şu yanıtı verdi. "Ben Beşiktaşlıyım. Her maçta Beşiktaş'a gol atıyorum. O gün de gol attım. Tayfur Hoca'yla maç öncesi transferle ilgili konuşmadım. Sadece Tayfur Hoca Gençler Birliği maçından sonra galibiyet nedeniyle beni menajerim aracılığıyla tebrik etti." CHP'den hükümet hukuk devletini tamamen ortadan kaldıracak önemli bir plan uygulamaya koydu uyarısı geldi. Mecliste basın toplantısı düzenleyen CHP'nin hukukçu milletvekilleri ceza muhakemeleri kanununun 188. maddesinde yapılmak istenen değişikliğe dikkat çektiler. Amacı... CHP'nin hukukçu milletvekilleri mecliste kameraların karşısına geçti. Amaçları ceza muhakemeleri kanununun 188. maddesinde yapılmak istenilen değişikliğe dikkat çekmekti. Bu değişiklikle avukatın duruşmalardan çıkarılmasının planlandığını ifade eden CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, hukuk devletini tamamen ortadan kaldıracak önemli bir plan uygulamaya konuldu dedi. Bir planın uygulamaya koyulduğu da açıklıkla ortaya çıktı ve hukuk devletini tamamen ortadan kaldıracak bir plan. Bu plan İstanbul Barosu, barolar ve tüm savunma mesleğiyle adil yargılanma ilkesi üzerinden uygulanan bir plan. Bu basın toplantısı yapmamızın amacı sizleri bu oyunu, bu planı kamuoyuna duyurmaya davet etmek içindi. İkincisi, tüm vatandaşlarımızı da baroya, savunma mesleğine, avukatlara ve adil yargılanma ilkesine, bunu yerine getirmekle yükümlü bütün yargı camiasına açıklıkla sahip çıkmaya davet etmek istiyoruz. Çünkü adil yargılama ve etkin savunma hepimizin güvencesi. Eğer onu da kaybedersek sarı öküzü vermiş olmanın çok daha ötesine geçtiğimizi
bilmemiz gerekiyor. Başbakan Erdoğan'ın gündeminde bugün trafik kazaları vardı. Erdoğan, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu toplantısına katıldı. Değerli basın mensupları, Başbakan Erdoğan, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu toplantısına katıldı. Ankara Gölbaşı'ndaki toplantıda Erdoğan'la birlikte 8 bakan da yer aldı. Erdoğan konuşmasında trafik kazalarına ilişkin bir değerlendirme yaptı. Kurallara uymama alışkanlığı ve altyapıdaki yetersizlikler yüzünden yıllarca ülkemizin yolları adeta kan gölüne dönüştü. Örneğin bunu özellikle basın mensubu arkadaşlarımın kayıt altına almasında fayda görüyorum. 1990 yılında ülkemizde sadece 3.750.000 taşıt bulunduğu halde bir yılda trafik kazalarında ölenlerin sayısı 6.300'ü geçiyordu. Geçtiğimiz yıl 2011'de ülkemizdeki araç sayısı 16 milyona ulaşmasına rağmen ölü sayısı değerli arkadaşlarım 3.800'e geriledi. Bugünkü toplantımızda trafik kazalarından kaynaklanan ölüm olaylarını %50 oranında düşürmek amacıyla önümüzdeki 10 yıllık dönemi kapsayan bir eylem planını görüşecek ve karara bağlayacağız. Bu konuda bütün kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, medyamızın ve teker teker bütün bireylerin üzerlerine düşen sorumluluğu titizlikle yerine getirmesini bekliyoruz. Kısa adı LYS olan lisans yerleştirme sınavlarına 2 hafta kala öğrencilere deyim yerindeyse son dakika golü atıldı. Üniversite yerleştirme puanlarının hesaplanma yöntemi değiştirildi. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre artık yerleştirme puanı hesabında okulların başarısı dikkate alınmayacak. Yalnızca bireysel başarı önemli olacak. Lisans yerleştirme sınavlarına 2 hafta kala sürpriz bir değişiklik yapıldı. Artık okulların başarısı yerleştirme puanlarında etkili olmayacak. Diğer bir ifadeyle okulun başarısına göre öğrencinin puanının ağırlandırılması yani AOBP uygulaması son buldu. Bundan böyle puanların hesaplanmasında yalnızca bireysel başarı yani diploma notu dikkate alınacak. Bu notun %12'si yerleştirme puanına eklenecek. Öğrenciler bu son dakika değişikliğiyle gafil avlandı. Uzmanlar yeni düzenlemeyle Fen ve Anadolu liselerinin boşalacağını, okulların sahte yüksek notlar vermeye başlayacağını söylüyor. Bir kısım eğitimcilerse uygulamanın başarılı Fen ve Anadolu liselerinin sonu olacağını ifade ediyor. Mardin Nusaybin'de köy yoluna döşenen 3 mayın jandarma tarafından etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün kanlı planını köylüler ortaya çıkardı. Terör örgütünün katliam planını köylüler bozdu. Görüntüler Mardin Nusaybin'den. Baguk Dağı kenarında bulunan Düzce yolu kenarında köy sakinleri yolda çeşitli kablolar fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ve polis özel harekat timleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik sebebiyle gazeteci ve siviller olay mahalline alınmadı. Helikopterler de bölgeyi havadan kontrol altında tuttu. 3 antitank mayını jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Patlamanın gerçekleşmesi durumunda büyük bir facia ortaya çıkacaktı. Mehmetçik kanlı eylemi planlayan teröristlerin yakalanması için Düzce köyü çevresinde operasyona çıktı. Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Şahdeniz doğalgaz boru hattında akşam saatlerinde patlama oldu. Patlamanın ardından yangın çıktı. Alevlerin yüksekliği 100 metreyi buldu. İlçe sakinleri korku dolu anlar yaşadılar. Alevler 6 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Patlamaya BOTAŞ'ın çalışmasının neden olduğu düşünülüyor. İnanılmaz görüntüler bir film kesitinden değil.
Gerçeğin ta kendisi. Buralarda çok büyük aydınlanma oldu. Herkesin yani ödüğü aradı. Biz zannettik ki kıyamet kopuyor. Yani öyle bir felaket görmemiştik. Burası Kars Sarıkamış. İlçenin yakınından geçen Şahdeniz doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Bu taşımında bir çalışması olmuş. Fiber optik kabloyu geçirmişler. Bir firmaya yapmışlar. Muhtemelen o çalışmadan kaynaklı bir patlama olduğunu düşünüyoruz. Ard arda patlamaların yaşandığı bölgede alevler 100 metre yüksekliğe kadar çıktı. Şehitlik Tepe mevki yakınındaki yangın nedeniyle ilçe halkı korku dolu dakikalar yaşadı. Patlamanın şiddetiyle deprem olduğunu düşünen vatandaşlar sokaklara döküldü. Halk canını ve malını kurtarma telaşına girdi. O yüzden şu anda hayvanlar için, çocuklar için önlem alıyoruz. Patlamaya ilk müdahale vanaların kapatılmasıyla yapıldı. Yangının sönmesi için boru hattındaki gazın bitmesi beklendi. İtfaiye, sivil savunma ve güvenlik güçleri kimsenin olay yerine yaklaşmasına izin vermedi. Yangın 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Boru hattının zarar gördüğü ve patlamanın etkisiyle boruların parçalandığı bildirildi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Parfüm kazanları bomba gibi patladı. Alevler güçlükle kontrol altına alınırken fabrikada büyük hasar meydana geldi. Burası Kocaeli'nin Gebze ilçesi. Sanayi kuruluşlarının yoğun olarak bulunduğu Pelitli köyünde yangın çıktı. Yangının adresi ise bir kozmetik fabrikası. İş yeri çalışanları ilk kıvılcımın elektrik kontağından çıktığını belirtti. Kısa sürede yayılan alevler kimyasal maddelere sıçradı. Yangının seyri bundan sonra değişti. Alevler tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Parfüm yapımında kullanılan kazanlar ard arda patlamaya başladı. Yangın 3 saat süren söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangının ardından fabrika kullanılamaz hale geldi. İstanbul'un fethinin 559. yıl dönümü etkinlikleri geçen yıllara oranla sönük geçti. Resmi bayramlardaki kutlama kısıtlaması böylece 29 Mayıs'ı da vurmuş oldu. Gemiler yürümedi, surlar boş kaldı. Tek etkinlik Haliç'teydi. Bu kez beklenen olmadı, Anadolu'nun imparatorluklara ev sahipliği yapan şehri İstanbul yalnız kaldı. Her yıl gemiler yürür, surlar dolar taşardı. Geleneksel olarak yapılan fetih canlandırmaları bu yıl kutlama kısıtlamaları sebebiyle yapılmadı. İstanbul'un fethinin 559. yıl dönümü yalnızca Haliç'te kutlandı. Işık, lazer ve havai fişek gösterileri vardı. Meteran takımı her zaman olduğu gibi geceye damgasını vurdu. Vatandaş Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu. Kimisi sönük geçen etkinliği eleştirdi. Reklam yapılmadı. Yani buraya gelene kadar acaba var mı yoksa yok mu diye tereddütle geldik. Kimisi ise yaşadığı coşkuyu yere göğe sığdıramadı. O müzikleri duyunca, o Fatih'in şeyini duyunca böyle yüreğim kabarıyor böyle. Kendimle böyle şey yapıyorum. Yani şu İstanbul'da yaşadığım için kendimle böyle gurur duyuyorum. Sayın seyirciler, şimdi sunacağımız görüntü internette tıklanma rekorları kırıyor. Rüzgar Kaliforniya'da bir uçağı adeta oyuncak gibi yaptı. İşte bir Boeing 747'nin rüzgarda savrulduğu anlar. Şiddetli rüzgar uçağı oyuncağa çevirdi. Görüntüler ABD'de bulunan Mojave çölündeki havalimanından. Rüzgar önce Boeing 747 dev uçağın burnunu havaya kaldırıyor. Ardından 110 kilometreyi bulan hızıyla dev uçağı sağa sola savuruyor.
fırtına nedeniyle devrilme tehlikesi geçiren uçağın ertesi gün durduğu pozisyondan 45 derece yer değiştirdiği tespit edildi. Görüntü internette bir haftada 1 milyon kezden fazla seyredildi. Türkiye'nin vizyonu Kanal 99'da ana haber bültenimizi izlediniz. Yarın yine birlikte olmak dileğiyle esen kalın sayın seyirciler.